İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha. Siz Katolikosluğu'nun iade talebi Ekim ayına kadar Türk mahkemesine sunulacak. Eski uygarlık ve modern genetik, Urartular. Suriye'de Halep Eyaleti'nin yeniden yapılanmasıyla ilgili devlet programı başladı. Erdoğan, ABD tehditleri Türkiye'yi yasal egemenliğinden vazgeçirmeye zorlayamaz. Kadınların maruz kaldığı 5000 yıllık politika Şengal'de uygulandı. 74 binden fazla mülteci Doğu Guta'ya döndü. Renik Avedisyan, 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilliği adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Siz Katolikosluğu'nun iade talebiyle ilgili hukuk komisyonunun çalışmaları Katolikos 1. Harem Başkanlığı'nda Kutsal Asvadazin Manastırı'nda gerçekleşti. Belgeler neredeyse nihai formuna ulaştı ve birkaç özellik ve eklemeden sonra en fazla Ekim ayında Türk Mahkemesi'ne sunulacak. Aynı mahkeme evraklarının yaklaşık 3 yıl önce Türkiye Anayasa Mahkemesi'ne sunulduğunu ve Adalet Bakanlığı'nın emri doğrultusunda Anayasa Mahkemesi'nin bunu incelemeyi reddettiğini hatırlatalım. Aynı belge bir yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunuldu. Bu da duruşmayı kabul etmeyi reddetti ve Türk Mahkemesi'ne başvurulmasını dayattı. Hukuki komitenin takdiriyle dava açılmasını reddeden ilgili bu yaklaşımlar özünde siyasal bir doğaya sahiptirler. Her durumda Büyük Kilikya Katolikosluğu bu yasal süreci adaletin zaferine kadar sürdürmeye ve siz Katolikosluğunu onun gerçek sahibi olan Ermeni halkına kazandırmaya kararlıdır. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Etnogenetik Laboratuvarı Başkanı Profesör Levon Yepiskoposyan'ın bir konferansı gerçekleşti. Profesör Levon Yepiskoposyan, Paleolit zamandan başlayıp tarihi Ermenistan'ın Urartu dönemine ulaşarak Ermeni Yüksek Platosu'ndaki halkın genetik ve demografik sürekliliğine değinmektedir. Yepiskoposyan, Ermenistan Dağlık Platosu'nun Paleolit'ten günümüze kadarki demografik devamlılığını vurguladı. Bölgede yaşayan Ermenilerin yerli otokton olduğu sorununu değerlendirdi ve Ermeniler Urartuların mirasçıları mı? Yepiskoposyan ayrıca tarihi Ermenistan'ın genetik haritasını çizme görevini üstlenmiş, Armenoloji çalışmaları için bunun önemini vurgulamıştır. Suriye hükümeti teröristlerin elinden kurtardıkları Halep eyaletindeki yerleşim birimlerinin yeniden restorasyonu ile ilgili bir devlet programını yürürlüğe koydu. Konuyla ilgili açıklamayı Halep Eyalet Başkan Yardımcısı Hamid Günon yaptı. Günon şunları dedi. Devlet restorasyon programı 3 aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle biz altyapıyı hazırlamalıyız. Değil mi ki insanlar su ve elektrik olmadan yaşayamaz. İkinci aşama adrese teslim yardımıdır. Böylece her ailenin ihtiyaçlarını belirliyoruz. Üçüncüsü ise konut sakinlerini evlerine geri döndürmektir. Onlara artık şimdi burada güvenli olduğunu açıklamak gerekir. Şu anda zaten 1 milyondan fazla insan eyalete geri döndü. Ayrıca buraya ülkenin başka bölgelerinden zorunlu olarak gelenler de var. Bundan başka geçici olarak Lübnan, Ürdün ve Türkiye'ye sığınanlardan da geri dönenler oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'a Ankara'yı tehdit etmemesi tavsiyesinde bulundu. Böylelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Amerikalı Papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması koşulunda Türk yönetimine karşı uygulanacak yaptırımlar etrafında ABD tarafından yapılan açıklamaya yanıt vermiş oldu. Erdoğan, tehditkar dil kimseye yarar sağlamaz. Eskiden Ankara ve Washington, NATO çerçevesinde Türk ve Amerikan askerleri Kore Savaşı sırasında birlikte başarılı işbirliğinde bulunuyordu, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Ankara'nın bağımsız adalet hakkından vazgeçmeyeceğini ve bu sorunda bu konudaki tutumunu değiştirmeyeceğini vurguladı. Washington Analitik Merkezi'nden siyaset bilimci Nicholas
Danforth'un düşüncesine göre Türkiye İncirlik askeri üssünü Amerikalılara kapatabilir, ayrıca ikili ilişkilerde gerginlikleri göz önünde bulundurarak bölgedeki kendi politikasını revize edebilir. Ağustos 2014'te Şengal'de gerçekleştirdiği saldırıyı kadın direnişine verilen mesaj sözleriyle değerlendiren Tevgera Jinen Azad aktivisti Ayşe Gökhan, 5000 yıllık kadına yönelik uygulanan saldırıları ve politikalar 73. fermanda bir kez daha tekrarlandı, dedi. 3 Ağustos 2014'te 73. kez katliama uğradı. DAEŞ'in 10 Haziran 2014'te Musul'u işgal etmesi, ardından Tel Aferi işgali, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin bir kez daha katliama maruz kalmasını beraberinde getirdi. Zorla alıkonulan kadınlar için mücadele platformu üyesi ve Özgür Kadın Hareketi aktivisti Ayşe Gökhan, Ezidilere yönelik 73. fermanın 4. yıl dönümünde Ezidi kadınların DAEŞ'e karşı yürüttüğü mücadeleyi değerlendirdi. DAEŞ'in Şengal'e saldırısının bütün dünya ülkelerinin utancı olduğunu belirten Gökhan, saldırıyla Irak hükümeti ve KDP'ye bağlı peşmerge güçlerinin geri çekildiğini söyledi. DAEŞ, Şengal saldırısıyla 21. yüzyılda yaşananların mesajını verdi. DAEŞ, 5000 yılda kadına uygulanan bütün politikaları Şengal'de uyguladı. Kadınların pazarda satılması, işkence ve tecavüze maruz bırakılması, çocuklarının ellerinden alınması. Bunlar 5000 yıl boyunca kadınlar üzerinde uygulana gelen politikalardır. Bu nedenle bütün dünya kadınlarına verilen sıradan bir mesaj değildi. Kadın direnişine verilen mesajdı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın açıkladığına göre Suriye'de tarafları uzlaştırmak için Rus merkezi 74 binden fazla insanın Doğu Ghouta'daki evlerine geri döndüğünü ifade etti. Açıklamada Suriye Arap Cumhuriyeti'ne göçmenlerin evlerine geri dönmelerini sağlayacak koşulların oluşturulduğu ve bu bağlamda 74.028 kişinin Doğu Ghouta'daki evlerine geri döndüğü belirtildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arap Bagdasaryan tarafından seslendirilen Nahşun Bacı adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.